Burada bir atölye kurduk şu an en büyük ekseni. Ve inşallah şu an atölye bitti. Burada bizim aradığımız motor bölümü ve şu an ana kabin tekstil. İnşallah yakında şimdi burada dokuma denizini aldık. Şimdi buraya uçaktan geri dönüşten çıkan iplik var. Bu iplik maalesef biz ipliği yapıyoruz ama tam işleyemiyoruz. Ne derler bizim sahneler? Kaymağını İstanbul'u yiyor, Bursa'yı yiyor, işte başka iller yiyor. Bununla ilgili işte biraz ele attık. İnşallah yakın zamanda bu iplik nerede kullanıyor? Dokuma bir, onu şu an buraya yapıyoruz inşallah. Örgü getirip ve çorap getirip burada okullara verip burada hocaların karşısına öğrencilerimiz çalışarak inşallah Uşağı'da artık biraz yani mavi boru biz yapalım. Şimdi bana sorsanız Uşağın ihraç edildi. Ben pek bilmiyorum ama herhalde en son bildiğim herhalde ters dönmeyi hatırlarsan yani Uşağ'dan çıkan ihracat 400-450 milyon dolar ama bu değil. Bu direkt giden. Ama biz ipi yolluyoruz İzmir, Ankara, İstanbul'a. Bence bu rakam daha fazla yani 1,5 milyar dolar üzerinde. Ama tabii biz firmayız. Tam işlemiyoruz. İnşallah bunu işte Uşağı en büyük gayemiz Uşağı bunu oturup ham madde gelecek, işlenecek ve buraya yapılıp buradan çıkacak ihracata. Buna uğraşacağız. Okulumuzu 24 derslik ve atölye veren biz bitirdik. Toplam 5200 metre. Burada etik üretimi, boya bölümü, dokuma ve moda tasarım yapacağız burada. Şu anda bu sene başlandı. Ama tabi bu sene 300 öğrenci başlandı. Sene inşallah bu 600 öğrenci olacak. Tabi bunlar tabi çok biz gurur duyuyoruz. Demin resmi gösterdi o yeni yapılan okulu olarak en son söyleyeceğim. Onu çünkü ona bir buçuk yıl bir ara verdik. Çünkü bir içine girince çünkü o şu an bizim için bir kan. Hani ara eleman kan ama tabi biz onu yapmışken de burada işte geçen toplantı gittik Millet Bakanlığı'nda. Artık onu daha sonra anlatayım. İşte o onu Uşağı artık 15-20 sene ileri götürecek. Bunu artık en son 2021'e attık. Yani çünkü 2020'de şimdi biraz anlatacağım birkaç projem var şu anda. Biz tabii bize de sen baktım her şey güzel gözüküyor ama güzel değil. Çünkü içine girince çok bir sıkıntı içindeyiz şu anda. Şu anda biliyorsunuz işte Cumhurbaşkanı dediği gibi ilk defa İslam üretim diyor. Biz de tabii bunu göz alarak şu biz 1-2 yıldır burada fazla sanayimizi sıkamıyoruz. Neyi sıkamıyoruz? Hepimiz şu an bir kriz var. Dünyada var, Türkiye'de daha fazla var, uçakta var. Maalesef bununla ilgili biz de elimizdeki işte döndüğüyle işte onu da alıyoruz, bunu veriyoruz, onu kesiyoruz, bunu yapıyoruz. Ondan ağır ağır gidiyoruz. İşte biraz da sizler belki görüşmemiz biraz ondan uzadı. Çünkü sizlere rahat bir şey söylemem için ama şu anda iyi bir yere gelmen zannediyorum ve size biraz bize hak vereceksiniz. İlk defa biz okulla başlık şeyimize ve okula bir bakan teslim ettik. Şu an iyi bir yoldayız. İkinci demi gördüğünüz 12 metreküp arıtmamız var. Uşağımız biliyorsun geldiğinden beri Gedinleri ve Menderleri kirletiyor dedilendi. Biz bunu gelen durdurduk. Şu anda burada soğuk kurtmamızla burun presimizle burayı yeniledik. Ve şu anda 6 ay önce yer yaptık. Şimdi yer batı temel atıldı. 2 havuz yapacağız. 3 ayda ek ünite havuz yapılacak. Bunlar Gedinleri'nin suyun debisini daha temizleyecek. Daha net yani. Şu gördüğünüz su yapacağız. Maalesef burada hep bize önümüzü engelliyorlar. Şimdi en son onu en son bıraktık. Çünkü bunu size bilin artık. Çünkü biz buramıza geldi. Çünkü biz olmaz. Çünkü Mart'ta geçen gün biliyorsunuz buraya Türkiye'nin en büyük firmanın bir tanesi geldi. Belki siz buradaydınız. Erdem Holding geldi. İbrahim Bey geldi. Gene yer. Yani gene böyle yarım ağırdan neler belki yarım ağırda cevap veriyoruz. Ama yok. Mahkeme düştüğü anda bu mahkeme 6 ayda uzuyor işte. Geçen hafta 2 hafta önce herhalde. 2 hafta 3 hafta önce gene mahkeme kararıyla İzmir 9 Eylül'den ve Girmez'den 4 hoca geldi. Jöri mühendisi, ziraat mühendisi. Şimdi buraları kazı yaptılar. Bizi şikayet edenler bunun içinde tabi AK Parti olanlar var. Onlar gösteriyor. Buraya kazın, şuraya kazın diye. Ya bilmiyorum ben. Yani şimdi ve ben şu anda bazı kişiler şu an şikayet ettim. Cumhurbaşkanı'na şunu haber bekliyoruz. Ve bunu birebir görüşeceğiz. Kimseyi yanımıza almayacağız da. Bunu tabii sağ olsun Sayın Bayrağ'ın da bu şikayet içinde ona dahil, belki de hepsine ettik yani. Ama bunu ederken de hiç bizim şansımız bir şey yok yani. Hep Uşak için ettik.
Ama hep engelleniyoruz. Yani şu anda bekler şu anda bizim önümüzde değiller maalesef. Kaç sebebi verdi? Ben kendisi burada tehdit ettim burada. Baktım seni şikayetçiyim dedim. Senin dedim Mehmet Bey'e. O anda telefonla mesaj çıkıyordu. Bırak telefon mesajı bıraktı. Yapın dedi. Yani böyle şey olmaz ki ya. Şimdi en basit İbrahim Erdemoğlu. Çok büyük firma. Değil mi? İki gündür buradaydı. Bir milimetreden şöyle yer istiyor. Şuna yer veremiyorsun.